Telefon attınız demiş. Düzenli para kazanamadan insan evlenme kararı vermemeli, çocuk sahibi olma kararı da vermemeli. Hacer Hanım günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Valla ben seni bunlar öldürdüler mi Gökhan'la diye düşünürken iyi sağ ol. Sağ salim bulduk, sevindim. Evet, hiçbir şeyim yok. Ölüm tehlikem yok yani, ölmedim, yaşıyorum. Ama Hacer'cim sen de çok normal davranmıyorsun. Bak senin de 3 tane çocuğun var. Kendin kaçtın Kerim'den. Çocuklarını kime bırakıyorsun? Nasıl bakacak Kerim onlara? Müge Hanım, ben dün röportajda da söyledim. Ben Kerim bana benimle boşansın, benim çocuklarımı bana versin. Ben çocuklarıma bakarım. Kendisi şu anda aşırı derece yalan söylüyor, prim yapmaya çalışıyor. Yok öyle, o prim yapmak ister de. Ben 9 yıllık karısıyım. 16 yaşından beri ben Kerim'le beraberim. Ben Kerim kadar yalancı bir insan görmedim bu dünyada. Anladım. Peki şimdi madem çocukları almak istiyordun, niye kaçarken çocukları da yanına almadın? Niye almadın? Çünkü bana zarar verecek. Hala da Kerim'in niyeti o. Şimdi size diyor ya, ben boşanmak istiyorum. Cuma günkü yayınınızı da izledim ben sizi. Dedi ki ben Kayseri'yi seviyorum. Şimdi boşanmak istiyorum diyor. Ben şimdi Kerim'in karşısına çıkayım. Kerim bana zarar verecek. Yalvaracak, yakaracak. Barışalım diyecek. Çocuklar için diyecek. Ben gene onu affedeceğim. Gene barışacağım. Bana 3 gün sonra gene aynısını yapacak. Ama sen de çok rahat durmuyorsun kızım. Şimdi Müge Hanım şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Kerim diyor ki, Temin ben dinledim. Ben dedi hurdacılık yaparak bir 5 milyar 6 milyar para alırız. Bu bir kere yalan. Yeni köye gelin gidelim. Ben de geleyim sizinle beraber. Soralım. Ben size hurdacının numarasını vereyim. Kerim ne zaman 5-6 milyar para almış? Tamam. Kerim'in hurdacılığı bırakma sebebi. Ona da gelelim. Kerim bundan 2,5 yıl önce hurdacılık yapıyordu. Daha benim oğlum dünyada yoktu. Neden bıraktı? Hurdacılık yapması için bir belge olması gerekiyormuş. Bundan Kerim ceza yiyecekti. 18 milyar. Ceza yemesin diye Kerim hurdacılığı bıraktı. Yalan konuşmasın. Ben oğlan çocuğumu Yeniköy'de dünyaya getirdim. Ben 6 ay öncesi Orhan Gazi'ye taşındım. Kerim tamam. Yalan konuşmasın orada. Tamam, yani şimdi siz ne istiyorsunuz? Tamam, seni arıyordu, buldun karını. Aslında benim işim bitti burada. Beni arıyordu. Ölümümden şüpheleniyordu. Ben ölmedim. Madem ben ortadayım, bana açsın boşanma davasını. Açalım beraber boşanma davasını. Boşasın beni. Çünkü olmaz. Bu saatten sonra Kerim'le ben hiçbir şekilde olamayız. Çocukların velayetini hiçbir şekilde sana vermem. Ben alırım Kerim. Tamam, kanunla yoldan devlet verirse sana alırsın. Alırım Kerim. Neyin var? Sigortalı tamam. İşin mi var? Düzenli bir çalışan insan mısın? Neyin var? Kim bakacak? Tamam. Senin olduğu kadar benim de çocuklarım onlar, biliyorsun değil mi evet, sen? Evet, senin çocukların, çocuğunun gözünün bir tanesi sol gözünde problem var. Kerim bak, bana yalan söyleme. Bir dakika, bana bir saniye. Söyleme. Bir ben saniye, araştırıyorum. Bir dakika, bir saniye. Ben o anda de seni araştırıyorum. Bir saniye, sen şimdi tamam. Sus, beni dinle. Bir saniye, bir dakika. Bir dakika, çocuğun nereye gitmesi gerektiğini de... Kağıt açacağım, bir dakika durun. Bir saniye. Hocam, bunu Bursa Orhan Gazi Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru verdi. Bir saniye. Çocuğun nereye gitmesi gerektiğini de yazıyor orada. Oraya randevu almaya çalışıyor, şu an randevu alamıyorum. Bunu Bursa Orhan Gazi çocukta... Neymiş? Hematolojik kan hastalığı varmış. Çocukta. Öyle mi? Evet. Gözüyle yalan yok. Akraba evliliğiniz buyurun var hocam. Zaten işte. Buyurun, çocukta rahatsızlığı buyurun hocam, kağıtta. Bunu çocuk doktoru yazdı. Bursa Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ndeki çocuk doktorunu arayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Şu an çocuk kan ilacı kullanıyor. Gözüyle ilgili diyorsun problem. Efendim, gözünde, burada, sol gözünde de problem varmış hocam çocuğun. Burada gözle ilgili yok, bir problemden kağıtta, bahsedilmiyor. Yok, kağıtta belki yazıyordu dedim ama sol gözünde kanla de problem ilgili. Var. Yani çocuğun sağlık problemi var. Evet. Önemli değil ama bir şey daha var. Önemli olan konu şu. Ben evlatlarımı sana vermem, velayetini alırım iddiasındasın. Evet. Ben de diyorum ki bu çocuklar küçük, sen de nasıl onu, bakacaksın? Kadar sen bulsun. Rahmi Bey'in söylediği gibi bu çocuklar bir hanım olmadan, bir hanım anne ben, olmadan... Hocam boş verin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Zaten inşallah bu yayınımızda ihbar kabul ederler. O çocuklara ikiniz de bakamazsınız, kusura bakmayın. Ben sizin yetiştirdiğiniz çocuktan çok hayır geleceğine de inanmıyorum. Ne yapabilirim yani, abla? İşte asıl işte sen şimdi çocukların evet. Evlatlık verilmesini istemiyorsan sen vereceksin. Çocukların okunacak, hafta sonu gideceksiniz, ziyaret edeceksiniz. Sonradan da bence gidin boşanın. Mahkeme artık daha sonra hani size verir çocuğu, sosyal hizmetler. Kim daha çok ziyaret ederse, kim çocuklara bakarsa, çocuklar daha sonra kimin yanında kalmak isterse de sosyal hizmetler onun kararını verir. Çocukları da sersefil etmeyin.
Bak sende okuma evet. yazma yok. Evet. Ötekisi evet. öyle. Yani... En azından sosyal hizmetlere gittiği andan itibaren bir takım hastalıkları varsa bu hastalıklarıyla ilgili hemen tedbir alınır. Gerekiyorsa hastaneye yatırılır. Devlet bunların hepsini bila ücret karşılar. Dolayısıyla çocuğunuz da tedavi olur. Zaten mahkemede bu şartlarda çocuğu sana vermez. Bir defa bakıza, yani bakacağı kimse yok. Tamam neyse yok. Çocuk mevzusu değildi bizimki. Sen eşini bulmak istiyordun evet. öldü mü diyordun. Var mı eşine söylemek istediğin bir şey? Ben de karı koca hocam valla şey. Efendi gel, gibi boşan şey. Artık. Efendim hocam. Efendi gibi ha. boşan. Ben şu an şunu demek istiyorum. Çocuklarını gelsin görsün. Çocukları onlara çok arıyor. Yani insan gibi gelsin çocuklara bir şey. Sen çocuklarını gelsin görsün diyerek görsün, şey yapıyorsun aslında. Ondan sonra ne? Sen nereden bilecek kadın senin ona bir zarar vermeyeceğini? Ya Müge abla. Ben ona hiçbir şekilde zarar vermedim. Ben hiç karışmam valla. Ben yok. Söyleyeyim de aman isteyen yok, yok. İstediğinle görsün. Gelsin istediği yere. Desin ki karakola, karakolun desin ki bana gelsin işte jandarma. Biz Yeniköy'de olduğumuz için bizim bölgeye bir jandarma bakıyor. Jandarma eşliğinde desin ki ben jandarmadayım. Jandarma da gelsin gidelim jandarma güçlü kuvvetlerine. Tabii güçlü kuvvetlerin yanında gider görür çocuklarını. Tamam. Güçlü kuvvetlerin yanında. Görmek korkuyorsa öyle bir şüphesi varsa. Güçlü kuvvetlerin yanında neredeyse oraya yani. Jandarmaya getiririm ben jandarmaya. Çocukları güçlü kuvvetlerin yanında da hayatım, görürsün. Görmek isterse zaten öyle bir hakkı var. Gelir görür. Tamam yani he. Tamam, ama sen... çocukları yani görürsün. Gidelim insan gibi boşanma davaları karşılıklı açalım. O yoluna baksın ben yoluma bakayım yani. Yok karşılıklı tabii. beraber açmanıza gerek yok ki. Sen git aç o da açsın. Bitti gitti işte. Açmak isteyen için boşanmak 3 saat. Yani boşanmak istiyorsanız... Yarın öğleden sonra boşanırsınız yani. Abla zaten kendisi de boşanmak istiyor. Yani yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra çocuklarına... Ama sen boşanmak eğer istiyorsan yarın öğleden sonra şey yaparsın. Ben ne diyeyim abla yani daha artık bunu yani diyecek bir şeyim yok. Ama senin anlattıkların şey... normal bir aile profili değil ki hayatım. Biz de şimdi durup dururken tamam. kimseye boşan demiyoruz. Senin anlattığın tamam. normal mi? Ya tabii ki normal değil. Tamam sen karını eleştirmek için diye anlattıklarınla aslında kendi kendini de eleştiriyorsun. İyi gidiyorsun karın kaçıyor gidiyorsun buluyorsun çay bahçesi niye kabul ediyorsunuz ama kadın da sana i̇şte, soruyor. Çocuklar ben çocuklara yani. Ya ne çocuğu ya geç çocuğu ah, Allah aşkına ya ne çocuğu böyle şeyde çocuk mu olur ya olur mu yani? Ya bunun kadınlığı erkekliği de yok yani bitmiş aradaki güven bitmiş saygı gitmiş sevgi bitmiş. Eşinizin anlattıklarının altında çok farklı iddialar da var Kerim Bey. Bunlar çok ciddi suç niteliğinde olan iddialar. Şunu da söyleyeyim. Bugün şu anda tabii. bir adamın yanında da değil yani. Ya şu anda bir adamla da kaçmamış. Hani hep diyorsun ya adama karşı diyorsun. Bir adamla kaçmamış yani. Peki Bilge abla bana bu fotoğrafları o göndermeyi de bu fotoğraflar bana benim telefonuma nereden geliyor? Sen bence onun telefonunda gördün kendine attın. Abla onun telefonu bak kaçtıktan sonra bana fotoğraflar geliyor. Fotoğrafların geliş tarihine bakın. Hangi tarihte gelmiş? Bu hangi tarihte kaçtı? Hangi tarihte telefonun fotoğraflarım geliyor benim? Fotoğrafçı da yani ben bunları çıkartırken fotoğrafçı dedi ki sana bu telefonları bir telefondan gelmiş diyor. Bakın Bursa Orhan Nazik'i fotoğrafçı. Hı. Çünkü ben buna gitti fotoğrafçı başka dedi. Birinden mi geldi sana tabii ki tabii ki telefondan yani geliyor. Yani eşimin telefonundan gelmedi. Eşimi telefonundan geliyor. Fotoğrafçı hayır. girdi dedi Hacer. Ki bu. Ya. Efendim. Müge Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Kerim şimdi dedi ki benim dedi oğlum dedi gözlerinden rahatsız dedi. Geçen yılda Kerim bana aradı dedi ki benim dedi oğlum biri öldü ben toprağa gömdüm dedi. Allah Allah. Kerim bak ben sana bunu ispatlarım. Bağlanacak çok insan var. İkili oynama. Ya tamam bağlat. Bağlat. Bak bağlat. Kirli döktün mü ortaya Kerim? Bir dakika. Ya aç. Neyin varsa aç. Bir dakika. Gel dışaralım. Aç. Beni kirliden çıkarma. Aç aç ne varsa aç söyle ya ben buradayım. Ben buradayım bak ne gidiyorum evet sen söyle. Koca Yeniköy dolandırmış bir insansın. Ya bağlansın Yeniköy'cükler. Ahmet'ten Mehmet'ten para dilenen bir insansın. Ya Yeniköy'lü bağlansın dolandırdıysak kim dolandırsan bağlansın buradayım ben. Ne yapacağız bir de bütün şimdi arayanları buraya mı bağlayacağız? Ya abla bak ama diyor ki Müge abla dolandırdı diyor. Kimi dolandırmış şimdi işte yani. Desin ki bana filanca kişiyi dolandırdın. Dolandırdın Kerim, madem öyle. Kerim şu kadar söyleyeyim ya. Sen kimin üstüne makine ağzında adamın evi ipotek oldu avukata düştü. Ya arasın. Ne olmuş? Makine tamam. mi alınmış? Müge Hanım. Efendim. Sizinle konuşmak istiyorum. Efendim. Kerim, benim bir akrabamın üstüne, emekli bir akrabamın üstüne bulaşık makinesi aldı ödeyeceğim diye ödemedi. 1,5 milyarlık borcu karşı taraf 8,5 milyar olarak ödedi. Bunu da yalanlasın. Ödemedik mi? Sen mi ödedin? Ödemedin mi? Ödedin mi ödemedin? Bir dakika dur. Ödedin mi ödemedin mi? Kerim. Belgeler. Bir dakika. Oynama. Herkes seninle mal oldu.
Bağlansın neyse. Kerim Bey, eşinin senin için söylettikleri senin şu anda gülmen için bir şey değil. Yok yok. Gülme, buna sırıtmayacaksın yani. Gülmüyorum abla, ben söylüyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Buyur abla. Neyse, biz bunu bence bu programda halletmeliyim. Bu çocuklarla ilgili gelin oturun konuşun, biz de konuşalım. Bence tamam. Bu programı inşallah sosyal hizmetler ihbar kabul eder. O çocuklara siz bakamazsınız bu şekilde. Siz de gidersiniz bir tedavi mi görürsünüz karı koca? Hani birbirinizi seviyorsanız gidin biraz ilaç versinler, bir şey versinler, biraz sakinleşin. Sen vallahi de bir ilaç işe olacak falan bir şey değil bu. İlaçla falan olacak bir şey değil. Hayır, bunun çünkü çaresi efendi gibi boşanmak, herkes yoluna bak. Yani yolundan işte, çıkmış bir yaşam tarzı. Ama efendi olmak işte yani, evet. Siz biraz bir kendinizi toparlamanızı rica ediyorum.